Neyse tamam, cıvıtmıyorum. Geçiyorum şey, kitabımı okumaya. Bu arada ben videolarda sürekli ı diyorum. Oraları kesemiyorum da. Kameraya alışamadım herhalde. Bakayım bunu kaç kere acaba ı demişimdir. Oraları kesemiyorum. Özür dilerim. Iğlıyorum ben biraz. Başlayacağım. Tekrardan merhabalar. Ben kaldığım yerden devam ediyorum aslında. Siz tekrar hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Bahaneyle size yaptığım ayraçları göstermek istedim. Çünkü çok tatlı oldu. Evet. Gevzeliği bırakıyorum. Ayracı çekip kitapta nerede kaldığımı karıştırdım. Sonra şimdi oluyor bazen böyle şeyler. Yani bir önceki bölümde çok konuştum. Bu sefer konuşmayacağım. Gerçi bu benim için zor bir durum konuşmamak ama deneyeceğim. Sizin için deneyeceğim. Ufak bir özet bu bölüm için anlatayım. 5 sevgi dilinden birincisini anlatmaya başladım. Eğer sizin kullandığınız ya da eşinizin kullandığı sevgi dillerinden biri onaylayıcı kelimelerse, 3 ana başlık, bir yan başlık vardı. İlk başlığı okudum, teşvik edici sözlerle başarabilirsiniz. Teşvik edici sözlerin etkilerini anlattım. Bu bölümde diğerlerinin tamamını okumayı planlıyorum. Umarım video çok uzamaz. Çok uzun tutmak istemiyorum. Günlük hayatınızda herkesin koşuşturması var. Çok vaktinizi almak istemediğim için. Devam ediyorum. İkinci başlığı onaylayıcı kelimeler. Sevgi dili onaylayıcı kelimeler olanların sevgi ifadeleri başlığını okuyorum. Sevgiyi sözel olarak ifade etmek istiyorsak seçeceğimiz kelimeler de amacına uygun olmalıdır. Konu konuşma tarzımızdır. Aynı cümle söyleme şeklinize göre iki farklı anlama gelebilir. Sevgi dolu ve şefkatli bir tavırla seni seviyorum dediğinizde içten bir sevgiyi anlatırsınız. Seni seviyorum dediğinizde ne anlatırsınız? Gördüğünüz gibi tek bir soru işareti ya da diğer bir deyişle sesinizdeki soru tınısı söylediğiniz sözün anlamını olduğu gibi değiştirir. Bazen ağzımızdan çıkan kelimelerle ses tonumuz iki farklı mesaj verir. Çelişkili mesajlar veririz ve ne yazık ki eşimiz genellikle söylenen kelimeleri değil, ses tonundaki mesajları algılar. Bu akşam bulaşıkları yıkamak benim için bir zevk. Bu sözleri de işlerinizi sıkarak söylediğinizde eşiniz ya da bir başkası kimse bunu bir sevgi ifadesi olarak algılamaz. Bunu karşılıklı acıyı ve hatta öfkeyi sevgi dolu bir şekilde paylaşabilir ve söylediklerinizi bir sevgi mesajı olarak ulaştırabilirsiniz. Bu akşam bana yardım etmeyi önermediğin için çok kırıldım. Cümlesini içten ve sevgi dolu bir şekilde söylediğinizde eşinizin içinde dokunacak kadar güçlü bir sevgi ifadesi olabilir. Bu sözleri söyleyen kişinin amacı kendini eşine ifade etmektir ve duygularını paylaşmaktır. Acısını ortaya koyarak buna çözüm aramaktır. Ama bu cümleyi kelimesi kelimesine aynı şekilde söylerken yüksek ve sert bir ses tonu kullanırsanız karşınızdaki kişinin alacağı mesaj yargılama ve eleştiridir. Konuşurken nasıl bir tavır izlediğimiz çok büyük önem taşır. Antik çağlarda bir bilge şöyle demişti. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır. Eşiniz öfkeden deliğe döndüğünde ve size sert sözlerle geldiği zaman sevgiyle karşılık vermeyi seçerseniz daha öfkeli ve yüksek bir sesle değil, nazik, anlayışlı ve yumuşak bir ses tonuyla konuşursunuz. O an hissettiklerinizi size ifade etmesine izin verirsiniz. Acısını, öfkesini ve yaşadıklarının üzerinde bıraktığı etkileri paylaşırsınız. Bunu yapabilmek için yaşananlara onun açısından bakmanız, hissettiklerini anlamanız, anladığınızı şefkatli bir tavırla ifade etmeniz gerekir. Eğer kendiniz bir yanlış yapmışsanız, bunun için ondan özür dilersiniz. Eğer davranışlarınızı yanlış anlayan oysa, gerçekten ne yapmaya çalıştığınızı
sakin bir şekilde anlatırsınız. Yapmaya çalıştığınız şey kendinizi haklı çıkarmak değil, anlaşmak ve uzlaşmaktır. Olgun sevgi budur. Diğer bir deyişle güçlü, sağlam ve gelişmeye devam eden bir evlilik için gereken sevgi. Sevgi hataların çetelesini tutmaz. Geçmişteki yanlışları tekrar tekrar ortaya koymaz. Kimse mükemmel değildir. Hepimiz zaman zaman hatalar yaparız ve evliliğimizde her zaman en iyi veya en ideal olan şeyi yapamayabiliriz. Bazen istemeyerek eşimizi kıracak bir şey yapar ya da söyleriz. Geçmişi silmek mümkün değildir ama yaptıklarımızın yanlışlığını kabullenebilir, özür dileyebilir, elimizden geliyorsa telafi edebilir, daha doğru davranmaya çalışabiliriz. Hatamızı kabullenip özür diledikten sonra eşimize yaşattığımız acıyı dindirmek için yapabileceğimiz başka bir şey yoktur. Aynı şekilde eşimiz bir hata yaptığında ve hatasını kabullenerek özür dilediğinde bize göstermesini istediğimiz anlayışı ona göstermemiz gerekir. Eğer göze göz, dişe diş mantığıyla hareket ederek yaptığının bedelini ödetmeye veya cezasını çektirmeye çalışırsak kendimiz yargıç, o da mahkum olur. Böyle bir ortamda yakınlıktan, içtenlikten ve sıcaklıktan söz edilemez. Bağışlamak ise aynı olumlu duyguların devam etmesini sağlar. Sevgi bağışlamayı emreder. Eskiden olmuş şeyler yüzünden bugünlerini mahveden insanları gördükçe hem şaşırıyor hem de üzülüyorum. Bu insanlar dün yaşanan huzursuzlukları bugüne taşımaktan vazgeçmiyor ve belki de muhteşem geçebilecek yeni bir gün daha berbat ediliyor. Bunu yaptığına inanamıyorum. Seni bağışlayabileceğimi sanmıyorum. Beni ne kadar kırdığını biliyor musun? Bana bunları yaptıktan sonra hala karşımda nasıl rahat durabiliyorsun? Oysa diz çöküp benden özür dilemeliydin. Bu sözlerle sevgi değil, acı, kırgınlık ve intikam mesajları verirsiniz. Geçmişte yapılmış hatalar için izlenebilecek en iyi yol onları geçmişe gömmektir. Tamam, tatsız şeyler oldu, canımız yandı, belki hala yanıyor ama eşimiz hatasını kabullendi ve özrünü diledi. Geçmişi kimse değiştiremez ama tarih olduğunu kabul edebiliriz. Bağışlamanın duygularla bir ilgisi yoktur. Bu bir tercihtir. Karşımızdakinin hatasını kafasına kakmak yerine ona şefkatle yaklaşmaktır. Ve sevgi bunu söyler. Bağışlamak sevgi ifadesidir. Seni seviyorum, benim için değerlisin ve seni bağışlamayı seçiyorum. Hala canım yansa da bunun aramıza girmesini istemiyorum. Bu yaşadıklarımızın bize bir şeyler öğretmesini umuyorum. Bir kez hata yapmak insanı kötü yapmaz. Sen benim eşimsin ve her şeyi olduğu gibi bunu da birlikte aşacağız. Bunlar şefkatle ifade edilen onaylayıcı kelimelerdir. Üçüncü ana başlığa geçiyorum. Mütevazı sözler. Sevgi kendini taleplerle değil, ricalarla ifade eder. Eşimizden bir şey talep ettiğimizde kendimizi ebeveyn, onu da çocuk yerine koyarız. Ebeveyn 3 yaşındaki çocuğuna nasıl yapması gerektiğini anlatır. Bu gereklidir. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuk yaşam denizinin tehlikeli sularında nasıl yelken açacağını henüz bilemez. Ama evlilik söz konusu olduğunda 2 eş de eşit yetişkindir. Elbette ki kimse mükemmel değildir ama bizler yetişkiniz ve eşimizle hayat ortağıyız. İstediğimiz şey yakın bir ilişki kurmaksa birbirimizin isteklerini bilmek zorundayız. Eğer istediğimiz şey eşimizle birbirimizi sevmekse eşimizin ne istediğini bilmemiz şarttır. Diğer yandan isteklerimizi ifade etmek biçimimiz de çok önemlidir. Eşimiz isteklerimizi talep gibi algılıyorsa karşılıklı yakınlığımız ve sıcaklığımız ortadan kalkar. Bu durumda zaman içinde eşimizi kendimize yabancılaştırırız. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi rica şeklinde ifade edebilirsek karşımızdakine baskı yapmaz, yol gösteririz. Hani geçenlerde elma turta yapmıştın. O turtaya bayıldım. Bu hafta yine yapar mısın? Bu sözleri söyleyen bir erkek eşine kendisini nasıl seveceği konusunda yol göstermektedir.
Böylece aralarındaki yakınlık güçlenir. Bir de şu örneğe bakalım. Bebeğimiz olduğundan beri elmalı turta yemedim. Görünüşe bakılırsa bir 18 yıl daha yemeyeceğim. Bu sözleri söyleyen bir erkek ise kocalık rolünden vazgeçerek kendisini eşinin çocuğu gibi görmeye başlamıştır. Bu tür taleplerle yakınlık oluşturulamaz. Bu hafta sonuyu çatıya aktarabilir misin? Bu soruyu yönelten bir kadın ricasıyla eşine sevgisini ifade eder. Bu soruyu çatıya en kısa sürede aktarmazsan yakında çatısız bir evimiz olacak. Sorun değil, zaten çatımızın yerinde şimdi ağaçlar var. Bu sözleri söyleyen bir kadın sevgisini bir kenara atarak otoriter bir anne rolüne girer. Eşinizden bir şey rica ettiğinizde onun değerini ve becerilerini onaylarsanız, yaptığınız şey onun sizin için anlamlı ve önemli bir şey yapabileceğini, bu güce sahip olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca bu taleple yakınlaştığınızda eş değil, diktatör olursunuz. Verdiğiniz mesaj onaylama değil, aşağılamadır. Rica tercih unsurunu vurgular. Eşiniz ricanıza karşılık vermeyebilir. Çünkü sevgi daima tercihleri getirir. Eşimin ricalarımdan birine veya birkaçına karşılık verecek kadar beni sevdiğini bilmem yeterlidir. Sevgiyi taleplerle kazanamazsınız. Eşiniz taleplerini yerine getirebilir ama bu sevgi ifadesi olarak alınmaz. Korku, suçluluk duygusu ya da başka bir duygu işin içine girer. Böyle bir davranış sevgiden kaynaklanmaz. Rica sevginin ifade edilmesini mümkün kılar ama talep bu olasılığı ortadan kaldırır. Şimdi yan başlık olan çeşitli aksanlar başlığına geçiyorum. Onay kelimeleri 5 baskın sevgi dilinden biridir. Ama tüm dillerde olduğu gibi sevgi dillerinin de çeşitli aksanları vardır. Birkaçını daha önce ele aldık. Gerçekte ise çok daha fazlası mevcuttur. Bu aksanlarla ilgili çok sayıda makale yazıldı. Hepsinin ortak noktası ise onay kelimelerinin kullanılmasıdır. Psikolog William muhtemelen en temel insan ihtiyacının takdir edildiğini hissetme olduğunu söyler. Onay kelimeleri birçok kişide bu ihtiyacı karşılar. Eğer kelimelerle aranız iyi değilse, diğer bir deyişle baskın sevgi diliniz sözel değilse ama eşinizin baskın sevgi dilinin bu olabileceğine inanıyorsanız size onay kelimeleri başlıklı bir defter hazırlamanızı tavsiye ederim. Sevgiyle ilgili bir kitap ya da makale okurken rastladığınız onay kelimelerini not edin. Sevgi hakkında bir seminere katıldığımızda veya bir arkadaşımız başka biri hakkında olumlu bir şey söylediğinde buna hemen yazın. Zaman içinde eşinize sevginizi ifade etmek için kullanabileceğiniz kelimelerden oluşan zengin bir sözlük kazanırsınız. Onay kelimelerini dolaylı yoldan kullanabilirsiniz. Örneğin, eşiniz yanınızda olmadığında onunla ilgili olumlu şeyler anlatabilirsiniz. Birinin eşinize bundan söz edeceğinden emin olabilirsiniz. Bu olduğunda eşinizin gözünde yücelirsiniz. Örneğin eşinizin annesine eşinizin ne kadar harika bir insan olduğundan söz edebilirsiniz. İnanın annesi sözlerinizi ona aktardığında kendiniz söylemiş olmaktan daha fazla değer kazanırsınız. Eşiniz yanınızdayken de başkalarının önünde yüceltin. Bir başarınızdan dolayı kutlandığınızda hissettiğiniz gururu mutlaka eşinizle paylaşın. Onay kelimeleri yazmak konusunda becerinizi zorlayın. Unutmayın ki kağıda dökülen ifadeler sonradan defalarca okunabilir. Ankasta'da sevgi dilleri ve onay kelimeleri hakkında çok önemli bir ders aldım. Güzel, güneşli bir günde Bill ve Betty Joe'yu ziyaret ettim. Oturdukları ev beyaz çitler, yemyeşil ve parlak çimler, rengarenk bahar çiçekleriyle sarılıydı. Güzel ve sakin bir ortamdı. Ama daha evin içine adımımı attığım anda mükemmelliğin dışarıda kaldığını anladım. Evlilikleri berbat durumdaydı. Evleneli 12 yıl olmuştu ve iki çocukları vardı ama neden evlendiklerine bir anlam veremiyorlardı. Tek ortak noktaları ikisinin de çocukları olan güçlü sevgileriydi. Hikayelerini anlattıklarında Bill'in gözünün işinden başka bir şey görmediği ve Betty Joe ile pek fazla zaman geçirmediği ortaya çıktı.
Betty Jo'nun yarım gün çalıştığı bir işi vardı ve bu işe devam etmenin tek nedeni biraz olsun evden uzaklaşmaktı. Sorunlarına dayanabilmek için ikisi de kendi işlerine kapanmışlardı. Çatışmaların görünmemesi için aralarını olabildiğince uzak tutuyor gibiydiler. Ama asıl sorun ikisinin de sevgi depolarının boşalmış olmasıydı. Daha önce bir evlilik danışmanına gitmişlerdi ama pek yarar görmemişlerdi. Verdiğim evlilik seminerlerine katılmışlardı ve benim oradaki son günümdü. Muhtemelen Bill ve Betty Joe ile bir daha görüşmeyecektim. Zamanımız azdı. Ama yine de onlara yardım edebilmek için şansımı denemek istedim. İkisiyle de birer saat konuştum. Hikayelerini ayrı ayrı dinledim. İlişkileri boş olabilirdi ve birçok konuda fikir ayrılığını düşebilirlerdi. Ama bir şey dikkatimi çekti. Birbirlerinin bazı özelliklerini gerçekten takdir ediyorlardı. O harika bir anne diyordu Bill. Harika bir ev kadınıdır ve istediği zaman muhteşem yemekler yapar. Ama sevgisini bana hiç göstermiyor. Öyle ölesiye çalışmama rağmen bunu takdir etmediği gibi bir de sızlanıyor. Betty Joe ise kocasının ailesinin geçimini sağlamakta harikalar yarattığını düşünüyor. Ama bana ev işlerinde yardım etmeye asla yanaşmıyor diyordu. Bana ayıracak zaman hiç olmuyor. Birlikte tadını çıkarmadıktan sonra böyle bir evde oturmanın ve paranın satın alabileceği diğer onca şeyin ne anlamı var ki? Bu anlatımlardan sonra ikisine de bir öneride bulundum. İkisine de ayrı ayrı evliliklerinde duygusal atmosferleri değiştirmek için ihtiyaçları olan anahtarların kendi ellerinde olduğunu söyledim. Bu anahtar dedim, eşinizin beğendiğiniz yönlerini sözel olarak takdir etmek ve şikayet ettiğiniz olumsuz özelliklerinde bir süre için unutmak. Birbirleriyle ilgili olumlu gözlemlerini birlikte inceledik ve takdir edilen bu güzel özelliklerin birer listesini hazırlattım. Bill'in listesinde Betty Jo'nun annelik, ev kadını ve aşçılık özellikleri hakimdi. Betty Jo'nun listesinde ise Bill'in çalışkanlığına ve ailesine sağladığı maddi olanaklar odaklıydı. Listeleri olabildiğince net tutmaya çalıştık. Betty Jo'nun listesi aşağıdaki gibiydi. 12 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmediği olmadı. Kariyerinde kafasına koyduğunu yapar. Yıllar içinde defalarca terfi aldı, verimini arttırmak için ne gerekiyorsa yapar. Her ay evin masraflarını düzenli olarak ödenir. Elektrik, yakıt ve su faturalarını kendi öder. Bahar ve yaz aylarında çimleri ya kendi biçer ya da zaman bulamıyorsa bunu parayla birine yaptırır. Sonbahar aylarında kuru yaprakları toplar veya yine parayla birine yaptırır. Hepimizin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarımızı karşılamak için bolca para harcar. Ayda en az bir kez çöpleri dışarı çıkarır. Noel'deki ailedeki herkese hediye alınması için bana para verir. Kendi işimden kazandığım parayı harcamam konusunda bana hiç karışmaz. Bill'in listesi ise şöyleydi. Her gün yatakları yapar, her hafta evi silip süpürür, her sabah güzelce kahvaltılarını yaptıktan sonra çocukları okula götürür. Ortalama olarak haftada 3 gün akşam yemeği yapar. Yiyecek alışverişlerini düzenli yapar. Çocuklara ödevleri için yardım eder. Çocukları okula götürüp getirir. Pazar okulunda öğretmendir. Giysilerimi kuru temizlemeciye verir. Çamaşır ve ütü işlerini aksatmaz. İlerleyen haftalarda fark ettikleri şeyleri listelerine eklemelerini istedim. Buna ek olarak haftada iki kez birbirlerinde gördükleri olumlu özelliklerinden birini seçerek takdirlerini sözel olarak belirtmelerini söyledim. Temel kurallardan bir diğeri de şuydu. Betty Joe'ya Bill kendisine iltifat ettiğinde bir görevmiş gibi hemen başka bir iltifatla karşılık vermemesini, sadece Bill'in takdirini kabul ederek teşekkür etmesini söyledim. Aynı şey Bill için de geçerliydi. 2 ay boyunca bunu sürekli yapacaklardı. Yararını gördükleri takdirde bu şekilde devam etmelerinde sakınca yoktu. Ama bu planı uyguladıktan sonra da evliliklerinin duygusal atmosferlerinde bir değişiklik olmazsa, denedikleri ama etkisiz olan başka bir yöntem olarak göreceklerdi. Ertesi gün eve döndüm.
İki yıl sonra gelişmeleri öğrenmek için Bill ve Betty Joe'yu arayacaktım. Nihayet yazın onlarla telefonda görüştüğümde ayrı ayrı konuşmak istedim. Bill'in yaklaşımının inanılmaz bir gelişme kaydettiğini görmek beni çok şaşırttı. Elbette ki aynı önerileri Betty Joe'ya da tekrarladığımı anlamıştı. Ama zaten ikisini beklemiyordum. Dahası hoşuma gitmişti. Betty Joe nihayet onu takdir ediyordu. Bana yine erkek olduğumu hissettirdi. Daha önümüzde çok iş var Doktor Chapman ama doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum dedim. Betty Joe ile konuştuğumda ise onun çok az gelişme kaydettiğini gördüm. Bir şeyler iyileşir gibi oldu Doktor Chapman dedi. Söylediğiniz gibi Bill bana iltifat ediyor ve içten olduğunu biliyorum. Ama hala bana zaman ayırmıyor. İşine o kadar odaklanıyor ki birlikte geçirecek zamanımız kalmıyor. Onu dinlerken aniden kafamda bir ampul yandı. Bu önemli bir keşifti. Eşlerin sevgi dilinin aynı olması şart değildi. Bill'in baskın sevgi dilinin onay kelimeleri olduğu ortadaydı. Çok çalışıyor, işindeki başarısından ve bu başarıdan dolayı takdir edilmekten hoşlanıyordu. Muhtemelen çocukluğunda bu kalıbı öğrenmişti ve sözel olarak takdir edilme ihtiyacı çocukluğunda olduğundan daha az değildi. Ama Betty Joe başka bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Onaylayıcı kelimeler elbette ki hoşuna gidiyordu. Ama onun asıl ihtiyacı başkaydı. Ve bu bizi ikinci kısım sevgi diline götürüyor. Buraya geçmeden önce göstereyim. Eşinizin baskın sevgi dili onaylayıcı kelimeler ise diye başlayıp bize bir öneri listesi, tavsiye listesi vermiş. Şimdi burayı da okuyup bu bölümü bitireceğim. Eşinizin baskın sevgi dili onaylayıcı kelimelerse. 1. Eşinizin baskın sevgi dilinin onaylayıcı kelimeler olduğunu kendinize hatırlatmak için aşağıdaki sözleri kartvizit büyüklüğünde kağıtlara yazıp bir aynaya veya her gün görebileceğiniz bir yere iliştirin. Kelimeler önemlidir. Kelimeler önemlidir. Kelimeler önemlidir. 2. Bir hafta boyunca her gün eşinize söylediğiniz onaylayıcı kelimelerin yazılı bir kaydını tutun. Haftanın sonunda eşinizle oturun ve kayıtlarınızı birlikte gözden geçirin. Pazartesi günü şunları söyledim. Bu yemek gerçekten harika olmuş. Bu giysilerle gerçekten harika görünüyorsun. Çamaşırları topladığın için teşekkür ederim. Salı günleri şunları söyledim vesaire. Onaylayıcı kelimeler ne kadar iyi veya ne kadar kötü kullandığımızı görünce şaşırabilirsiniz. 3. Bir ay boyunca eşinize her gün farklı bir konuda iltifat edin. Günde bir elma doktoru evin dışında tutar ise günde bir iltifat da evlilik danışmanı sizden uzak tutabilir. İfadelerinizi tekrarlamak için iltifatlarınızı da kaydetmek isteyebilirsiniz. 4. Gazete, dergi ve kitap okurken, televizyon seyrederken veya radyo dinlerken insanların kullandığı onay kelimelerine dikkat edin. Sohbetleri dikkatle izleyin. Yakaladığınız onay kelimelerini bir deftere not edin. Eğer karikatürse kesip defterinize yapıştırın. Bunları periyodik olarak okuyun ve eşinizle kullanabileceğiniz ifadeleri seçin. Birini kullandığınızda tarihi not edin. Defteriniz aşk defteriniz haline gelebilir. Unutmayın, kelimeler önemlidir. 5. Eşinize bir aşk mektubu, bir aşk paragrafı veya bir aşk cümlesi yazın. Ve sessizce veya gösterişli bir şekilde verin. Bu dünyadan ayrıldığında o aşk mektubunu çok özel bir yere gizlenmiş halde bulma olasılığınız yüksektir. Kelimeler önemlidir. 6. Eşiniz ebeveynlerinin veya dostlarının yanında iltifat edin. Bu size iki kat puan kazandırır. Eşiniz sevildiğini hisseder ve ailesi de böylesine harika bir damat ya da geline sahip oldukları için mutlu olur. 7. Eşinizin güçlü yönlerini keşfedin ve bu güçlü yönlerini ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. Muhtemelen o yönlerini daha da geliştirmek için uğraşacaktır. 8. Çocuklarınıza anne ve babasının ne kadar harika olduğunu söyleyin. Bunu gerek eşinizin yanında ve gerekse o yokken yapın. 9. Eşinizle ilgili duygularınızı anlatan bir şiir yazın.
Şair değilseniz duygularınızı ifade eden bir kartpostal alın. Özel kelimelerin altını çizin ve sonuna kendiniz de bir şeyler ekleyin. 10. Onaylayıcı kelimeler. Kullanmak size zor geliyorsa ayna karşısında prova yapın. Gerekiyorsa sufle kartları kullanın ve unutmayın, kelimeler önemlidir. Şimdi bu 10 maddeyi okuduktan sonra, eğer insanları yanlış tanımıyorsam, özellikle bizim kültürümüzde, bizim ülkemizdeki insanları, buna birçok erkek yanaşmayacaktır. Ama buna yanaşmayacak kadınlar da vardır. Hatta işte oturup da şiir mi yazacağım, benim bir dünya işim var diyenler olacak. İşte ne şiiri ya diyenler olacak. Çöpe attığına teşekkür mü edilir, boş ben zaten yapıyorum, bunu demiyorsam bile başka bir şey yapıyorum, ben zaten onu onaylıyorum diyecektir. Demek ki başarılı olamıyorsunuz. Bir şeyleri yapmıyorsunuz. Sıfırdan yapmayı denemek durumundasınız. Eğer şimdiki eşinizle yapmazsanız aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaya devam edeceksiniz. Tekrar tekrar yapmamaya devam ederseniz tekrar tekrar yaşamaya yine devam edeceksiniz. Bir gün bir yerde siz kendiniz için mutlu olmak, güzel bir evde yaşamak istiyorsanız bir yerlere güzel notlar yazmak, çöp için teşekkür etmek kadar basit şeylerle hayatınızı kurtarabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben yapın derim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağlıcakla.